Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere limit yayınlarının 20'li kronometre Türkçe denemesinin 6.sını çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Sağlıklı bir hayat herkesin ortak gayesi. Arkadaşlar buraya ne gelir? Sağlıklı bir hayat sürmek gelir. Çünkü herkesin ortak amacı budur. Hasta olduktan sonra ise hastane kapısına nokta nokta yine ortak eylemlerimizden derken bura nedir arkadaşlar? Hasta olduktan sonra biz ne yapıyoruz? Hastane kapılarına dayanmış oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla da anlamlı bir bütün oluşturan nedir arkadaşlar? Seçeneklere baktığımızda sürmek, dayanmak fiillerini görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur demiş. Bakalım. Bir hafta önce sıradan bir elektrik kaçağı yüzünden hayatını kaybetmişti yaşlı adam ifadesinde. Sıradan sözcüğün hangi anlamlara gelir arkadaşlar? Bakın alelade anlamına gelir. Basit anlamına gelir. Ondan sonra arkadaşlar normal anlamına gelir. Ya da adi anlamına gelir. Ya da arkadaşlar olağan anlamına gelir bu anlamlarda kullanılabilir sıradan sözcü. Seçeneklere bakıyoruz arkadaşlar. Muzaffer İzgü yazar olarak ünlenmeden önce alelade işlerde çalışmıştır ifadesinde. Bakın alelade sözcüğünü gördük. Bu sıradan anlamına gelir. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. Böyle şeylerin eni konu incelenmeden açıklanmasını doğru bulmuyorum ifadesi dursun arkadaşlar. Herhangi bir özelliği olmayan basit bir anlatım olan bir roman okuduğum ifadesinde bakın herhangi bir özelliği olmayan basit bu sıradan anlamına gelir. Dolayısıyla C seçeneğini delemiş oluruz. Ben ilginç olmayan yani bayağı bir hayat sürmeyi aklımdan geçirmemiştim. Bayağı sıradan demek bunu delemiş olduk. Bugün de benim için diğer zamanlardan farklı olmayan olağan bir gündü ifadesinde bakın diğer zamanlardan farkı olmayan Olağan demiş yani sıradan bir gün anlamına geliyor Dolayısıyla E seçeneğinde elemiş olduk B seçeneğinde böyle bir kullanım olmadığı için Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar Üçüncü soru Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerinden birinin anlamca karşılamaz demiş Atasözlerimize bakalım önce Deli deliden hoşlanır imam ölüden Ağacı kurt insanı dert yer Bir ağaçta gül de biter diken de bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden. Arkadaşlar seçeneklere bakalım şimdi de. Kişi kendisine benzeyen veya yarar sağlayacağı kimseden hoşlanır ifadesi nereden çıkar arkadaşlar? Bakın birden çıkar bu. Deli deliden hoşlanır, imam ölüden ifadesi. Yarar sağlayacak kişiden insanlar hoşlanır anlamına gelir. O yüzden bunu elemiş olduk. Oturmayacağını belirten konuk yatıya kalır yemeyeceğini söyleyen de bir türlü doyuramaz ifadesi. Bu da nereden çıkar arkadaşlar? Bakın 4 numaralı atasözünden çıkar. Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden ifadesi de buradan çıkar. Bununla aynı anlama geliyor. O yüzden B seçeneğini dilemiş de olduk. Bir aileden iyi adam da çıkar, kötü adam da ifadesi. Bu da arkadaşlar 3 numaralı atasözünde bir ağaçta gül de biter, diken de. Yani bir toplulukta bir ailede iyi insan da çıkar, kötü adam da bu anlamlara geliyor. Dolayısıyla C seçeneği indirilmiş olduk. Zarara ve kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak için aşırı çaba harcar demiş. Arkadaşlar çaba ile ilgili bir şey görüyor muyuz? Hayır. Bu bir dursun. Kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir ifadesi ise bakın hangi atasözüdür arkadaşlar? Tabii ki iki numaradır ağacı kurt insanı dert yer demiş. Dert burada da dert kelimesini görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bunu da elemiş oluruz. Fakat D seçeneğinde yer alan zarara ve kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak için aşırı çaba harcar anlamında bir atasözü kullanılmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi için ayraç içinde yapılan açıklama yanlıştır demiş. Ansızın hayattaki öykülerde yazar, benzer kaderi yaşayan insanların benzer şartlarda ve mekanlardaki hallerine eğiliyor. Yapıtın içeriğiyle ilgili bilgi verilmiş mi? Evet arkadaşlar bakın. Yaşayan insanların benzer şartlarda benzer mekanlardaki hallerine eğiliyor derken konusunu anlatıyor. A seçeneği ne demiş olduk? Balkon, oda, pencere, güvercin, bavul, yara, rüzgar, sigara, radyo ve televizyon gibi kelimeler birçok öyküde tekrarlanıyor öykülerde sıkla kullanılan sözcükler belirtilmiştir diyor. Evet bakın şunların sıkça tekrarlandığı söylenmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Bu kelimeler genel olarak yalnızlık izleyini devam ettiriyor ve her öyküde kahramanların özel duygularıyla yeni bir kimliğe bürünüyor. Önceki cümlede belirtilen kelimelerin kahramanların hisleriyle özel anlamlar taşıdığı söylenmiştir diyor. Bu doğru mudur arkadaşlar? Bu da doğrudur. Bakın özel duygularla yeni bir kimliğe bürünür demiş. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yazarın temel mekanı taşra kasabaları ve şehirleri. Yazarın tüm yapıtlarında seçtiği mekanlara yer verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada temel mekanı demiş. Burada tüm yapıtlar demiş. Bir bu dursun sanki olmayacak gibi duruyor. Öykülerdeki taşra ruhunu yansıtan şu üç kelimeden en az biri 13 öykünün 12'sinde var. Yağmur, istasyon, park. Öykülerdeki mekanın karakterini hangi kelimelerin yansıttığını söylemiş? Evet bakın şu kelimeler bunu yansıtmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Arkadaşlar tüm yapıtlarında diyor temel mekan diyor. Yani yazar aslında temel mekan olarak taşrayı, kasabayı seçiyor ama bunun dışında farklı mekanları da kullanabilir. Buradan bunu anlıyoruz. O yüzden doğru cevabımız 4 numaralı öncül olacaktır. Yani D seçeneğidir. Bu açıklama yanlış olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Beşinci soru. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi ayraç içindeki kavramı örnek oluşturmaz diyor. Bakalım. Deniz kulakları kayalara tutunmak ve beslenmek için güçlü dişlere ihtiyaç duyuyor. Hangi amaçla güçlü dişlere ihtiyaç duyuyor arkadaşlar? Kayalara tutunmak ve beslenmek için. Dolayısıyla bir amaç cümlesidir. Doğrudur. Elemiş olduk. Yapılan bilimsel araştırmalar deniz kulağı dişlerinin Goti'de adı verilen bir malzeme içerdiğini ve dişlerin kuvvetinin boyutlarından bağımsız olduğunu gösteriyor. Yatsıma demiş. Arkadaşlar yatsıma nedir? Yatsıma inkar etmek anlamına gelir. Dolayısıyla burada inkar etmek anlamı var mı? Yok. Bundan dolayı bu yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisinde verilen durum bu cümlede anlatılanlara uymaz diyor arkadaşlar. İnsanlar çoğunlukla iş yaşamında yükselmek veya uzmanlık alanlarına bağlı bir zorunluluktan dolayı eser kalemi alırlar demiş. A seçeneğinde bir öğretim görevlisinin Orhan Pamuk üzerine doktora çalışması yapması bu hangi amaçla yapıyor arkadaşlar? Tabii ki yükselmek amacıyla yapıyor. Yukarıdaki anlamla örtüştüğü için elemiş olduk. Üniversitede öğretim görevlisi olmak isteyen birinin hava kirliliğinin ve asit yağışlarının ekolojik etkisi adlı yüksek lisans tezi hazırlaması. Bu da arkadaşlar yükselmek için yazılıyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bu da yukarıdaki anlamla örtüşmüştür. Bir biyologun böceklerin doğal yaşama katkıları ile ilgili makale yazması. Arkadaşlar bir biyolog bunun neden böyle bir makale yazar? Bu da yükselmek için yazar. Dolayısıyla biz bunu da elemiş oluruz. İnşaat mühendisi olan Oğuz Atay'ın Türk edebiyatının ilk postmodern romanı kabul edilen Tutunamayanlar yazması Arkadaşlar yükselmek için mi yazıyor bunu? Hayır romanı ilgisinden dolayı kaleme alıyor. Bu bir dursun o yüzden. Yazarlıkla geçimini sağlayan Peyami Safa'nın çok sayıda roman kalemi alması. Arkadaşlar Peyami Safa niye çok sayıda kalem alıyor? Yaşamış olduğu zorlukların üstesinden gelmek için. Dolayısıyla bu da üstteki anlamla örtüşüyor. Bunu delemiş oluruz. Örtüşmeyen hangisidir arkadaşlar? D seçeneğidir. Oğuz Atay ilgisinden dolayı kalem almıştır. Bunun için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizilerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Birinci oldurgan çatılı bir fiildir demiş. Dünyayı durdurdum. Bakın arkadaşlar nedir? Bu haliyle nesne alabildiği için geçişli. Şu iki kaldırdığımızda dünyayı durdum. Oldu mu? Olmadı. Yani durdurdum fiili geçişsizken ne olmuş arkadaşlar? Geçişli hale gelmiş. O yüzden oldurgandır. Bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Etken çatılı bir fiildir diyor ikinci sözcük. Bakarsın kim? Sen bakarsın. Dolayısıyla arkadaşlar gerçek özne vardır. Bundan dolayı da bakarsın sözcüğü nedir? Etkendir. İki elemiş olduk. Dönüşlü çatılı bir fiildir diyor üçüncü sözcük. Fallara bağlandım. Bakın arkadaşlar ne ikimizi almış? Aynı zamanda ben bağlandım diyorum. Gerçek özne var. Dolayısıyla bu dönüşlü bir fiildir. Üçü elemiş olduk. Bu da doğrudur. Dördüncü geçişsiz çatılı bir fiildir diyor. Bakalım. Bakın arkadaşlar bağlandım yüklem kim? Ben. Gizli özne. Neye? Fallara dolaylı tümleç. Niçin? Çıkarsın diye. Bu da zarf tümleci. Arkadaşlar. Sözcüğün başına onu getirdiğimizde oluyor. Fakat. Bu sözcük bu cümledeki kullanımına göre nesne alamaz. Alamadığı için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Geçişsiz fiil diyoruz. Dolayısıyla 4 de doğrudur. Bunu da elemiş olduk. 5 edilgen çatılı bir fiildir diyor. Bakalım. Ekle eklemekten usandım ifadesinde arkadaşlar kelimenin kökü nedir? Usanmaktır. Dolayısıyla kim usandı? Ben. Bakın gizli özne var birinci tekil şahısla çekimlendiğini buradan da anlıyoruz. Gerçek özne var. Gerçek özne varsa bu nedir arkadaşlar? Edilgen çatılı bir fiil değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu nedir arkadaşlar? Etken çatılı bir fiildir. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle aynıdır demiş. Güzel ve etkili konuşmadaki en önemli unsur konuşmacının söyledikleri arasında çelişki bırakmadan konuşabilmesidir. Arkadaşlar bakın şuradan itibaren nedir? Konuşmacının söyledikleri arasında çelişki bırakmadan konuşabilmesidir yüklem ne? Güzel ve etkili konuşmadaki en önemli unsur bu da öznedir arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda konuşma sırasında dinleyiciyi düşündürecek cümleler kullanmak konuşmanın etkisini artırır. Artırır yüklem. Artıran ne? Şuraya kadar olan kısım arkadaşlar öznedir. Neyi artırır? Konuşmanın etkisini artırır. Nesne var. Dolayısıyla üstteki örnekle uyuşmadığı için bunu elemiş oluruz. Ağızdan çıkan cümleler birbirleriyle tutarlı değilse etkileyici bir konuşma sağlanamaz. Sağlanamaz yüklem. Ne sağlanamaz? Etkileyici bir konuşma özne. Nasıl sağlanamaz? Ağızdan çıkan cümleler birbirleriyle tutarlı değilse bu da zarf tümlecidir. Bakın yukarıdaki de yine uyumlu değil. Bunu dilemiş olduk. Başarılı bir konuşma. Hatip'in sözcükleri günlerce ilmik ilmik dokuyarak oluşturduğu metindir. Metin isim arkadaşlar bakın. Nasıl metindir? Hatip'in sözcükleri günlerce ilmik ilmik dokuyarak oluşturduğu metindir. Sıfat tamlaması olduğu için ayrılmaz. Bu yüklem görevindedir. Ne? Başarılı bir konuşma. Bu da öznedir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın özne ve yüklemden oluşmuş. Yukarıdaki parça da özne ve yüklemden oluşmuştu. Bunun için doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tersten başlayalım. Beşinci cümlede kişi zamiri vardır demiş. Var mı arkadaşlar bakalım. Evet bakın onun sözcüğünü görüyoruz. İnsan adı yerine kullanılmış. Kişi zamiri. O yüzden arkadaşlar E seçeneği ne olduk. Dördüncü cümle yüklemi bileşik zamanlı basit bir fiildir diyor. Bakalım. Gelirdi ifadesinde ir nedir? Geniş zamandır. Dinidir arkadaşlar. Ek fiildir. Geniş zamanın hikayesidir. Birleşik zamanlıdır. Doğrudur. Gelme kök halinde olduğu için basit yapılı bir fiildir. Bu da doğrudur. O yüzden D seçeneğini denemiş olduk. Üçüncü cümle bağımlı sıralı bir cümledir diyor. Bakalım yazılarını büyük bir özenle okur, altını çizer, sonra keserdim bulunduğu mecmuadan ifadesinde bakın okur yüklem, çizer yüklem, keserdim yüklem. Bu üç yüklem birbirinden neyle ayrılmış arkadaşlar? Virgüllerle ayrılmış. O yüzden sıralı bir cümledir. Neyi okur? Yazılarını. Neyi çizer? Yazılarını. Neyi keserdim? Yazılarını. Dolayısıyla arkadaşlar bakın nesnesi ortak. Nesnesi ortak olduğu için de bu nedir? Bağımlı sıralı bir cümledir. Bunu da olduk. İkinci cümle devrik bir fiil cümlesidir demiş. Bakalım arkadaşlar. Her hafta beklerdim yazdığı günleri. Beklerdim yüklem. Yüklem ortada olduğu için devrik arkadaşlar. Kim? Ben. Bu da gizli öznedir. Dolayısıyla iki numarada doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci cümlede onun sözcü işaret zamiridir demiş. Arkadaşlar onu ilk önce gazetelerde yazdığı yazılardan tanıdım derken bakın burada ne yapıyor? Onu sözcüğü insan adı yerine kullanılıyor. Dolayısıyla da işaret zamiri değildir arkadaşlar bu. Ne zamiridir? Kişi zamiridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım. Genç şairlere pek yüz vermez. Onları acımasızca eleştirirdi. Dost bizi yalnız bırakmaz, elinden geldiği kadar destek olur. Öğretmenini çok seviyor, üstelik çok da sayıyordu. İnsanoğluna işkence etmek, öldürmek hiçbir yerde doğru kabul edilmez cümlesinde. Bakın hemen göze çarpıyor zaten. Şuraya arkadaşlar nesne gelmesi lazımdı. Onu kelimesini getirebiliriz ya da insanoğlu kelimesini getirebiliriz. İnsanoğluna işkence etmek, onu öldürmek hiçbir yerde doğru kabul edilmez olacaktı. Bu da nedir arkadaşlar? Nesnedir. Nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru bu düzelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Birinci sözcük ünlü düşmesine uğramıştır. Bakalım bağır kelimesinde kelimenin kökü bağırdır arkadaşlar. I ünlüsü düşmüştür. Doğrudur. Bunu eledik. İkinci sözcükte ünsüz yumuşaması vardır diyor. Bakın kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Topraktır. K yumuşak ye olmuş. Dolayısıyla ünsüz yumuşaması var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü sözcükte ünlü daralması vardır diyor. Bakın inlemektir arkadaşlar. Yoreki kendinden önce gelen e'yi daraltarak i'ye dönüştürmüştür. Burada da daralma vardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Dördüncü sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır diyor. Uzaktan kelimesine bakın. Sözcük fıstık çişi habın k'siyle bitmiş. Dan eki tan olmuş, sertleşmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur. Dördü delemiş olduk. Beşinci sözcükte kaynaştırma ünsüzü kullanılmıştır diyor. Bakalım görünen kelimesini ben şu şekilde arkadaşlar eklerine ayırabilirim. Görmek fiil köküdür. Görmekten görünmek olmuş. Fiilden fiil. Yapım eki almış. Burada nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu da yapım ekidir. İki tane yapım eki var. Kaynaştırma ünsüzü var mı? Yok. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Yukarı okumaya gerek yok. Hiç uzatmayalım. Şimdi birinci cümlede bakın soruyu sağlayan sözcük niçin sözcüğü? Tüketmek fiildir arkadaşlar. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirtiyor mu? Evet. Fiili belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Zarf diyoruz. Bu da arkadaşlar soru yoluyla belirttiği için bu da nedir? Soru zarfıdır. Dolayısıyla biz biri elemiş oluruz. Ne kadar basmıştı ifadesinde basmak fiil. Bakın ne kadar sözcüğü soruyu sağlamış fiili belirtiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu nedir? Bu da soru zarfıdır. O yüzden biz iki ilemiş oluruz. 3'te az bastıysa neden sürüm alanı bulamıyordu ifadesinde bulamıyordu fiil soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiş. O yüzden bu da soru zarfıdır arkadaşlar. 4 cümlede yayın evleri ve kitapçılar az kazanç sağlasalar bile onlarca romancılar ölçüsünde ilgi duymamakta haklı sayılabilirler mi ifadesinde bakın mi soruyu sağlamış ama biz biliyoruz ki arkadaşlar mi nedir bu soru edatıdır arkadaşlar bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır diğerine de bakalım isterseniz izah etmek fiil nasıl sözcüğü fiili belirtmiş o yüzden bu da nedir arkadaşlar yine soru zarfı olarak kullanılmıştır o yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. 13. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bakın arkadaşlar bize neyi soruyor? Sözcüğün türünü soruyor. Bakalım. Hata isim. Nasıl hata? Yaptığı hata niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Zaten sıfat fiille kalmış. Vicdan azabı derken vicdan sözcüğü nedir burada? İsimdir. Çünkü vicdan azabı belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden bu da isim görevinde kullanılmıştır hırs isim, nasıl hırs, kişisel hırs ismi belirtmiş. O yüzden niteleme sıfatıdır. Özellik isim, nasıl özellik, insani özellik. Bu da ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. Roman isim, nasıl roman, çıkarıldığı roman arkadaşlar. Bu da niteleme sıfatıdır. Zaten sıfat fiil almış. Bize farklı olanı sormuştu. 2 numaralı sözcük isim görevinde kullanıldığı için diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Yazılı kayalar derken bakın yazmak burada nedir? Fiildir. Fiilden türemiştir. Tutsak insanlığın derken tutmak nedir arkadaşlar? Fiildir. Fiilden türemiştir. Soğumaktan soğuk olmuş. Bu da fiildir. Bu da fiilden türemiştir. Kara arkadaşlar kara isimdir. Karadan karanlık olmuş, isimden isim olmuş. Bu da nedir arkadaşlar? Bakın i ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Kelimenin kökü çevirmektir. Çevirmek fiildir, fiilden türemiştir. Bize farklı bir kökten türeyeni sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneğidir. Çünkü D seçeneğinde yer alan sözcük isimden türemiş, diğerleri fiilden türemiştir. 15. soru aşağıdakilerden hangisinde cevap bildiren sözcük ötekilerden farklı bir çekim eki almıştır diyor. Kitabı sana kim hediye etti? Öğretmenim. Arkadaşlar ben bunun başına benim öğretmenim dersem buradaki im eki nedir? İyelik ekidir arkadaşlar. Neren ağrıdığı için hastaneye gittin ifadesinde benim başım diyebilir miyim? Evet. Dolayısıyla buradaki ım nedir yine arkadaşlar? İyelik ekidir. Neyin kaybolduğu için üzgünsün? Benim telefonum kaybolduğu için üzgünüm. Dolayısıyla buradaki um yine iyilik eki olarak kullanılmıştır. Hangi meslekle meşgulsünüz? Marangozum ben ifadesinde. Bakın arkadaşlar buradaki um nedir? Bu tamlayan ekidir. Dolayısıyla diğerlerinden farklı kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirmelidir demiş. Kar beyazın yuttuğu, örttüğü derken sıralama yaptığını görüyoruz. Virgül gelir. Kışa teslim bir dünya. Burada yine sıralama yapıyor. Virgül gelir. Bakın arkadaşlar büyük harfle başlamış. Demek ki cümle burada bitiyor. O yüzden buraya ne gider arkadaşlar? Yüklem yok. Yüklem olmadığı için 3 nokta gelir. Beyazlar içinde bir düş ülkesi. Burada da yüklem yok. O yüzden nedir arkadaşlar? Buraya da 3 nokta gelecektir. Virgül virgül 3 nokta 3 nokta olacak. Seçeneklere baktığımızda ise arkadaşlar doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada boş bırakılan ayraçlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir demiş. Edebiyatta çoğu tarzı hikayeleriyle bilinen Memdu Şevket Esendal zaten tam bir refah ve huzur içinde yaşamayan bizler bir de karanlık kötü şeylerden bahseden yazılarla okurun karşısına çıkarsak bu insanı bir havana koyup ezmeye benzer demiştir ifadesinde. Yüklem olduğu için son kısma ne girer arkadaşlar? Nokta gelir. Burada da virgül olacak. Burada ise değerli arkadaşlar bakın içinde virgül olan bir sıralı cümleden bahsediyor. O yüzden burası noktalı virgül olur. Buraya da arkadaşlar iki nokta virgül ya da boş bırakılması gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda bakın bu şekilde sıralama nerede var arkadaşlar? Bakın bir B seçeneğinde bir de D seçeneğinde var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla diğer seçenekleri elemiş oluruz. Son kısma bakacak olursak da buraya B seçeneğinde virg noktalı virgül getirmiş. Olmaz arkadaşlar. Bunu da ederiz. Buraya ne gelir arkadaşlar? Virgül gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. İstanbul Arkeoloji Müzeleri doğru yazılmıştır arkadaşlar. O yüzden bunu eledik. 1891 yılından demiş. Bakın bu da doğru yazılmış. Bunu da eledik. Yanı sıra kelimesi arkadaşlar. Böyle mi yazılır? Hayır tabii ki. Nasıl yazılması gerekiyordu? Ayrı yazılması gerekiyordu. Bundan dolayı burada yazım yanlışlığı yapılmıştır. Bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçadan numara almış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır diyor. Bakalım. 17 Ekim. 2018'de derken doğru yazılmıştır. Bunu eledik. Uluslararası bitişik yazılır. Doğru yazılmıştır. Bunu da eledik. Röportajı derken arkadaşlar röportaj nasıl yazılır? Bakın röportaj diye yazılması gerekiyordu. Dolayısıyla burada bakın yazım yanlışlığı yapılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 20. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur demiş. Cümlelere baktığımızda bakın arkadaşlar çok geçmeden bu beylikler ifadesi ilk cümleler olamaz. Selçuklular da bu dönemde demiş. Demek ki bundan önce farklı cümlelerin geldiğini gösteriyor. Bu da olamaz. 3 ve 5 arasında kaldık şimdi. 5'e bakalım Moğol akınları sonucu güçsüz düşen Selçuklu devleti Anadolu'da güçlenen Türk beyliklerini Bizans'a karşı destekler. Bu ilk cümle olabilir dursun. Eskişehir Orhan Gazi zamanında Karamanlı idaresine geçse de 1. Murat zamanında tekrar Osmanlı toprağı olur. Arkadaşlar bakın daha eski dönemlerden bahsettiği için biz ne yaparız? Bunu bir numara olarak alırız. Daha sonra ne diyor? Türk beylikleri Bizans'a karşı destekler ifadesinden biz bu beylikler diye başlayan ifadeyle devam edebiliriz. Bu beylikler arasında öne çıkan Osmanlılar 13. yüzyıl sonlarında Eskişehir, Bilecik, Bursa yöresinde varlık gösterir. Bu da 2 olur arkadaşlar. Daha sonra nerede varlık gösteriyormuş? Eskişehir, Bilecik, Bursa yöresinde. Bakın Eskişehir Orhan Gazi zamanında Karamanlı idaresine geçse de 1. Murat zamanında tekrar Osmanlı topraklarına bağlanır. Bu da 3 olur. Osmanlı topraklarına tekrar bağlanır diyor arkadaşlar. Osmanlı toprağı olur diyor. Çok geçmeden bu beylik devlet olacak. Daha sonra da Cihan İmparatorluğu'na dönüşecektir. Bu da 4 olur. Selçuklular da bu dönemde Eskişehir'in yönetimini Osman Bey'e bırakır. Bu da 5 olacak arkadaşlar. Baştan 4. olanı sormuştu. Baştan 4. olan da nedir? 1 numaralı cümledir. Yani A seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına uygun olarak ancak anne arkasını dönüp de kocasını havada görürse şaşkınlıktan çığlık atacaktır cümlesi getirilmelidir demiş. Doğduğumuz günden beri her an tanık olduğumuz doğa olaylarını öyle kanıksarız ki olayların perde arkasında söz sahibi olan doğa yasalarını irdelemek çoğu insanın aklına gelmez. Buna en güzel örnek yer çekimidir. Sophie'nin dünyasında vurguladığı gibi kahvaltı masasındaki bir bebek annesi mutfak tezgahında arkası dönük çalışırken babasının havalanıp uçtuğunu görse bakışlarındaki şaşkınlıkta bir artış olmaz. Çünkü zaten her şey o bebek için acayiptir, yenidir ve ilginçtir. Çünkü o güne kadar yer çekimine aykırı davranan hiçbir şey görmemiştir. İşte yer çekimi bu kadar benimsediğimiz bir doğa olaydır ifadesinde. Arkadaşlar şu ifade nereye gelir? Tabii ki arkadaşlar 4 numaralı cümleye gelecektir. Çünkü zaten bebek bunu gördüğünde şaşırmıyor. Ama Anne arkasını dönüp de kocasını havada görürse şaşkınlıktan çığlık atacaktır. Çünkü o güne kadar yer çekimine aykırı davranan kimseyi ne yapmamıştır arkadaşlar ya da hiçbir şeyi görmemiştir. Kocası da buna aykırı davrandığı için çığlık atacaktır anne ve şaşıracaktır arkadaşlar. Tam buraya uygundur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 22. soru bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar demiş. Ateş mikrobik hastalıkların ilerleyip vücudu harap etmesini engeller. Yüksek ateş birçok mikroorganizmayı öldürür, birçoğunun ise çoğalmasını durdurur. Yüksek vücut sıcaklığında bakterilerin çoğalmasını sağlayan demir, çinko ve bakır miktarları azalır. Hücrenin sindirim organeli olan lizozomlar kolay yırtılır. Lizozomlardan açığa çıkan parçalayıcı enzimler virüslerle istila edilmiş hücreleri içlerindeki virüslerle birlikte öldürür. Küçük çocuklarda yüksek ateş beyin hasarına sebep olabileceği için ateşin özellikle düşürülmesi gerekir. Normal yetişkinlerin ateşlenmesi ise vücudun mikroplarla savaş verdiğini gösterir. Bu nedenle hemen ateş düşürücü kullanılmamalıdır. Hastalara çok yüksek olmadıkça vücut sıcaklığının artmasının mikroplarla veya hastalıkla mücadelede yardımcı olduğu anlatılmalıdır ifadesinde bakın arkadaşlar hangi cümleden itibaren biz paragrafı ikiye ayırabiliriz? Tabii ki 5 numaralı cümleden itibaren. Çünkü 5'ten sonra neden bahsediyor arkadaşlar? Yüksek ateşin zararlarından bahsediyor. Aynı zamanda bunlara antibiyotik verilmemesi gerektiğinden bahsediyor. Ama şuradaki ifadelere bakacak olursak burada da arkadaşlar yüksek ateşin faydalarından bahsetmiş biz 5'ten sonra arkadaşlar paragrafı 2'ye ayırabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Bakalım. Uğur Kök'ten denemelerinde sonuçlara götürmez okurlarını. Onlara düşünce davetiyeleri yollar sadece. Asıl ilgisini çeken bir kanıt etrafında düşüncelerinin kabul edilmesi değildir. Adeta kendisiyle söyleşi yapar bir iz sürdüğü izlenimini verir. Yazarların izini sürerken sadece eserlerinden değil, hayat hikayelerinden, sanattan, resimden, siyasetten, tarihten, yaşadıkları kentlerden, evlerden beslenerek potrelerini çıkarır. Deneme, yazın türü olarak her şeyden önce bilgi aktarımıdır. Ele aldığı yazarların biyografilerine hakim oluşu ve konuyu böylesine iyi araştırmış olması ayrı bir tat verir ifadesinde. Bakın arkadaşlar 5 numaralı cümlenin anlatımın akışını bozduğunu görüyoruz. Çünkü 5 numaralı cümlede arkadaşlar genel bilgi veriyor. Ama bunun dışında Uğur Kökten'in yazı hayatına dair bilgiler yer almış. Bundan dolayı da 5 numaralı cümle anlatımın akışını bozmaktadır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 24. soru bu parçadaki altı çizili sözde durumlarından hangilerine gönderme yapılmıştır diyor. İyi ya da kötü anılarımız zamanla yok olmaya meyilli. Ancak uzmanlara göre duygularımızı yoğun olarak harekete geçiren anılar belleğimizden diğer anılarımıza göre daha geç siliniyor. Üstelik bizi olumsuz yönde etkileyen, özellikle de korku duygumuzu harekete geçiren anıları daha doğru olarak hatırladığımızı gösteren bazı araştırmalar var. Bu durum belleğimiz ve duygularımız arasında bir etkileşim olduğunu gösteriyor. Yaşadığımız olay bizi duygusal açıdan ne kadar olumsuz etkilediyse o olayı anıya çevirme olasılığımız o kadar yüksek oluyor. Daha doğru ve ayrıntılı olarak hatırlama olan olasılığımız da. Seçeneklere baktığımızda yaşadığımız her anın zamanla unutulup kaybolması bu sözcükten çıkarabilecek bir durum mudur arkadaşlar? Değildir. Bunu elemiş olduk. Yoğun duygulara neden olan anıların daha uzun süre hatırlanması. Evet arkadaşlar bakın buna gönderme yapıyor. Bunu alabiliriz. Nereden anladık? Özellikle de korku duygumuzu harekete geçiren anıları daha doğru olarak hatırladığımızı gösteren bazı araştırmalar var demiş. Buradan bunu çıkarabiliriz. O yüzden 2'yi aldık arkadaşlar. Anıların hislerimizin harekete geçmesine katkıda bulunması, bunu söyleyemeyiz. Bunu da eledik. Buna da gönderme yapmıyor. Anıların kalıcılığının hislerimiz üzerindeki etkisiyle doğru orantılı olması. Bu nerede arkadaşlar? Bakın, üstelik bizi olumsuz yönde etkileyen, özellikle de korku duygumuzu harekete geçiren anıları daha doğru olarak hatırladığımızı gösteren bazı araştırmalar var derken etkisinde kaldığımız arkadaşlar ne yapıyor? İfade ediyor. Dolayısıyla buna da gönderme yapmış. Doğru cevabımız ne olacaktır? 2 ve 4 olan D seçeneği olacaktır. 25. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tomris Uyar'ın İpek ve Bakır'ı, Füruza'nın parasız yatılısı, Ferit Etgün'ün kaçkınları, Bilge Karasu'nun Troyada ölüm vardısı Oğuz Atay'ın Tutunamayanları, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları romanı gibi pek çok ilk kitap büyük yazarların habercisi olmuştur. Bu kitaplar edebiyata yeni bir estetik, güzellik, fikir ve bazı istisnalar olsa da kıymeti sonradan anlaşılacak buluşlar bıraktılar ifadesinden. Bakın arkadaşlar, kimi sanatçıların zamanında anlaşılmadığı bu değil arkadaşlar. Büyük yazarların sonradan değerlerinin ortaya çıktığı bu da değil. İyi yazarların kendilerini ilk kitaplarında ortaya koyduğu bu olabilir arkadaşlar. İlk kitapların önemli olduğu bu da olabilir. Yazarın ilk yapıdığına farklı bir değer biçtiği bu da olamaz. Şimdi dikkat edecek olursanız genel itibariyle sanatçıların neyini vermiş arkadaşlar? ilk eserlerini ortaya koymuş. Ve diyor ki pek çok ilk kitap büyük yazarların habercisi olmuştur ifadesinde iyi yazarların kendilerini ilk kitaplarından itibaren ortaya koyduğunu çıkarabiliriz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 26. soru bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım nokta 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 sözlü kültürde söz yan etkilerle desteklenir. Çünkü konuşma dili sese dayanır ve el kol hareketleri, bakışlar, mimikler ve tonlamalar anlatıcının amacına hizmet eder. Yazı ise bu imkanlardan yoksundur. Yazı metinde kağıtta sadece bir işarettir. Şifrelenip oraya yerleştirilmiştir. Yazı ancak yüksek sesle okunarak sese dönüştürülür ifadesinde yazılı kültürde duygular durağan hale getirilir olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bunu eledik. Yazılı kültürde yazarın en büyük eksikliği sesten yoksun oluşudur. Bu da olmaz. Yazılı ve sözlü kültürde dilin kullanımı farklıdır demiş. Bakın bu olabilir. Bu bir dursun arkadaşlar. Sözlü kültürde sanatsallığı yakalamak yazıya göre kolaydır demiş. Bu da olmaz. Yazıda anlatma anlatma olanakları oldukça kısıtlıdır demiş. Arkadaşlar bu da olmaz. Peki yazılı ve sözlü kültürde dilin kullanımı farklıdır ifadesini nereden anlıyoruz? Bakın yazı ise bu imkanlardan yoksundur diyor. Demek ki sözlü kültürde var olan imkanların bazılarından e, yazı yoksunmuş. Dolayısıyla yazılı ve sözlü kültürde dilin kullanımı nedir arkadaşlar? Farklılık arz ediyormuş. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 27. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım. Bugün Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolas, Minattan sonra 4. yüzyılda açar dünyaya gözlerini. Hayatının ilk yıllarıyla ilgili fazla bir şey bilinmez. Ama varlıklı bir tüccarın oğlu olduğu söylenir küçükken üzerine yıkılan bir kilise inşaatından sağ çıkmasının önemli bir işareti olarak yorumlandığı kabul edilir. Nikolos'un gençliğinde Kudüs'e gittiği ve ardından Hristiyanlar için oldukça önemli sayılan İznik konseyine katıldığı da rivayet edilir. İfadelerinden nesnel yargıyı çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki çıkarabiliriz. Bakın şu ilk cümle nesneldir. O yüzden biz buradan A seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu eledik. Peki öngörü var mıdır arkadaşlar? Bu bir dursun. Kanıtlanmamış bilgi diyor arkadaşlar. Bu nerede var? Bu da arkadaşlar bakın şurada yer alıyor. Hayatının ilk yılları ile ilgili fazla bir şey bilinmez diyor. O yüzden bu kanıtlanmamıştır. Buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da dedik. Genel kabul demiş. Bu nerede arkadaşlar? Bakın bu da şurada var. Varlıklı bir tüccarın oğlu olduğu söylenir diyor arkadaşlar. Genel olarak bu kanıya varılmış. Buradan da D seçeneğini çıkarırız. Bunu da demiş olduk. Doğa üstü yorum var mı? Bu da var. Küçükken üzerine yıkılan bir kilise inşaatından sağ çıkmasının önemli bir işaret olarak yorumlanması. Buradan da E seçeneği çıkar arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Ama herhangi bir öngörü yer almamıştır bu parçada. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 28. soru. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir diyor. Bakalım. Mikro sanatın Tüm dünyadaki en büyük esprilerinden biri de akılda kalıcılığının fazla olmasıdır. İnsanlar büyük bir esere uzaktan baktığında o eser kendi tarzının ya da dünya algısına yakın değilse pek ilgilenmezler. Ama bir mikro sanat sergisinde eserleri uzaktan bakarak algılamamız mümkün olmadığı için esere yaklaşmak ve eserin içine girmek durumundasınız. Ardından sergiden çıkıp evinize gittiğinizde makarna, balık ya da fasulye yerken o eserler aklınıza gelecektir. Bunu çevrenizdekilere de anlatmaya başlarsanız böylece sanatın etkisi çığ gibi büyüyerek çoğalmaya devam eder ifadelerinden mikro resimlerin niçin küçük olduğundan bahsediliyor mu arkadaşlar? Hayır, bunu elemiş olduk. Mikro resimlerin önemli özelliklerinden de bahsedilmiyor. Bunu da elemiş olduk. Mikro resimleri küçük olmaları dışında diğerlerinden ayıran özelliğin ne olduğundan demiş. Bu o doğrudur arkadaşlar. Bakın Şurada diyor ki akılda kalıcılığının çok fazla olması onu diğerlerinden ayıran en önemli özellikmiş. Bundan dolayı da bundan söz edilmektedir. Bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 29. soru bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir demiş. Böyle öykülerde hayatın herhangi bir anında yakalanan karenin çoğaltılmasıyla ortaya çıkan olaylar, durumlar, sözcüklerin diliyle resmedilir. Bu kare bazen bir portre olur, bazen bir durum. Ama öykü hep görüntülere yaslanır. Yazar metin boyunca gördüğü, algıladığı fotoğrafları canlandırmaya, eşyayı görünür hale getirmeye çalışır. Ama elbette görüntünün dilini değil, kendi dilini kullanmak durumundadır. Öykücü gördüğü fotoğrafı sözcüklerle çizer, amacı canlandırmadır, göstermedir. Ancak gördüklerine mahkum değildir. Çünkü onu sözcüklerle değiştirme, dönüştürme olanağına sahiptir ifadelerinden Bakın arkadaşlar. Öyküde hayal gücü müdür söz edilmek istenen? Hayır. Öyküde anlatıcı ses? Bu da değil. Öykünün dili? Bu da değil. Öyküde atmosfer? Bu da olamaz. Öyküde betimlemeydi arkadaşlar geriye kalan. Dikkat edecek olursanız bakın parçanın genelinde bakın şuradan itibaren ele aldığımızda metin boyunca gördüğü algıladığı fotoğrafları canlandırmaya eşyayı görünür hale getirmeye çalışır. Ama elbette görüntünün dilini değil kendi dilini kullanmak durumundadır öykücü gördüğü fotoğrafı sözcüklerle çizer amacı canlandırmadır ifadesinden bunu betimlemek istediğini anlıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 30. soru bu parçadan yargılarından hangisi veya hangileri çıkarılamaz demiş. Yargılara bakalım önce. Sanat en uzlaşmaz insanları birleştirir. Yaşarlığını koruyan eserlerin önemli sosyal işlevleri vardır, işlemleri vardır. Sanatsal yaratıların özünde sanatçının kişisel serüveni yatmaktadır. Sanatsal yapıtlar halkı zihinsel açıdan geliştirir demiş. Parçamızı okuyalım arkadaşlar. Sanatın ve sanat eserinin toplumsal açıdan kuşatıcı ve ufuk açıcı tarafları olduğu su götürmez. Sanat aynı zamanda bir araya gelmesi zor görünen insanları da büyülü evreninde bir araya getirme gücüne sahiptir demiş. Bakın arkadaşlar, buraya kadar olan kısımdan biz neyi çıkartırız? biri çıkartabiliriz. Dolayısıyla biz biri elemiş olduk. Çünkü en uzlaşmaz insanları birleştirir ifadesiyle buradaki ifade uyuşmaktadır. O yüzden biri eledik. Birbirlerini hiç görmemiş veya göremeyecek sanatçılarla kimi zaman hülyalara kimi zamansa bilinç düzeyini artırıcı sohbetlere dalması eserin gücünü olduğu kadar kalıcılığını da gösterir demiş. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda arkadaşlar, bakın 4 numara da çıkar. Zihinsel açıdan geliştirir demiş. Aynı zamanda burada da bakın bilinç düzeyini artırıcı sohbetlere dalması demiş. Buradan da arkadaşlar 4'ü çıkarırız. Dolayısıyla 4'ü delemiş olduk. Böyle eserler çoğunlukla toplulukları harmanlayıp güçlendiren şaheserler olarak bilinir. Bir toplumun sanat eseri etrafında birleşmesi, onunla harmanlanması, çoğu zaman toplumu kalıcı kıldığı gibi farklılıkları da estetik bir çatı altına toplamayı başarır demiş. Arkadaşlar şuradan itibaren ise biz hangi seçeneği çıkarmış oluruz? Bakın 2 numarayı çıkarmış oluruz. Yaşarlığını koruyan eserlerin önemli sosyal işlemleri vardır demiş. Altı çizili olan yerlerde işlemlerini gösteriyor. Dolayısıyla biz buradan da 2'yi çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Sanatsal yaratıların özünde sanatçının kişisel serüveni yatmaktadır diyor. Bu parçadan çıkarlamaz arkadaşlar kişisel bir serüvenden bahsetmiyor. O yüzden bunu alırız. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Parçamızı okuyalım. Yazınsal şiir, öykü, romanda okuyucu yazarın tutkusunu hissedebilmeli. Yoksa yandı gülüm keten elva. Makale, deneme, eleştiri onlarda durum biraz farklı olup tutku düzeyine erişmese de belli bir düzeyi aşması gerekiyor elbette. Okuyucunun o tutkuyu algılayacak bilgi ve birikiminin olması da yatsınamayacak bir gerçek. Algılayan okuyucunun değmeyin artık keyfine. Bu sayede konunun içine dahil olup kendisini konu ya da konunun kahramanlarından biriyle özdeştirebilir. Yaşamdan koparak eserin içinde kaybolup gidebilir. Sanatsal metinlerin güçlü bir coşkuyla yazılması gerektiği buradan çıkarılabilir mi? Evet bakın şuradan itibaren aldığımızda bunun aynı anlama geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradan A seçeneği çıkar arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Okurun yazarın coşkusunu fark edecek bir donanıma sahip olması gerektiği demiş. Bu nerede arkadaşlar? Bakın okuyucunun o tutkuyu algılayabilecek bilgi ve birikiminin olması da yatınamayacak bir gerçek derken buradan da B seçeneği çıkar arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Öğretici metinlerin coşkuyla yazılmasının şart olmadığı demiş. Bu var mı? Bu da var. Bakın makale, deneme, eleştiri Onlarda durum biraz farklı olup tutku düzeyine erişmesi de belli bir düzeyi aşması gerekiyor derken buradan biz bunu da çıkarıyoruz arkadaşlar C seçeneğini. Bunu da elemiş olduk. Edebi ürünlerin okuru göz önünde bulundurursa başarılı olacağı demiş. Bu var mı? Arkadaşlar bu bir dursun. Okuyucunun ancak yazarın coşkusunu fark ederse yapıtını içselleştirebileceği demiş. Peki bu var mı arkadaşlar? Bakın bu da var. Şuradan itibaren okuduğumuzda arkadaşlar bunun da çıktığını görüyoruz. Algılayan okuyucunun değmeyin artık keyfine. Bu sayede konunun içine dahil olup yani içselleştirip onu kendisini konu ya da konunun kahramanlarından biriyle özdeşleştirebilir demiş. Yani içselleştirebilir demiş. Buradan da biz E seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da dedik. Geriye kalan D seçeneği arkadaşlar bu parçadan çıkarılamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 32. soru. Bu parçada ele alınan kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Parçamıza bakalım. Köy ve kent mekanlarının yoğunluk gösterdiği bu kitapta mezarlık, bahçe, ıssız sokak, cadde, dağ, gök, kale, ev, mağaza, okul, yurt olmak üzere çeşitli açık ve kapalı mekanlar yer almaktadır. Mekanlar anlatılırken kuru tasvirlerle yetinilmemiş, olayların akışına uygun canlı mekan sunumu yapılmıştır. Öykü kişilerinin İç dünyalarındaki arayışları mekanlara yansımış ve uçsuz bucaksız çölde, maviye bürünen gökyüzünde ıssız sokaklarda, harap olmuş bir okulda, ölümün hissedildiği bir mezarlıkta olaylar canlı tablolar halinde sunulmuş ve öykü kişilerinin psikolojik psikolojileri mekan-insan ilişkisi bağlamında dile getirilmiştir diyor. Mekan açısından zenginliği gösterdiğine değinilmiş mi? Evet bakın şu ilk cümleyi okursanız arkadaşlar. Köy, mezarlık, kent, bahçe, ısı, sokak, cadde, dağ, gök, kale, ev, okul derken mekanlardan bahsediyor. Buradan at seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu eledik. Ele alınan mekanların etkileyici betimlemelerle verildiği demiş. Peki bu var mı arkadaşlar? Bu da var. Bakın olayların akışına uygun canlı mekan sunumu yapılmıştır diyor. Bu da etkileyici olduğunun bir göstergesidir arkadaşlar. Buradan biz B seçeneğine çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Mekanların kişilerin duygu ve evrenlerine uygun yansıtıldığı demiş. Bu var mı arkadaşlar? Bu da var. Bakın öykü kişilerin iç dünyalarındaki arayışları mekanlara yansımış ve uçsuz bucaksız çölde maviye bürünen gökyüzünde ısı sokaklarda harap olmuş bir okulda ölümün hissedildiği bir mezarlıkta olaylar canlı tablolar halinde sunulmuş derken biz buradan C ile çıkarız arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Olayların gerçekçi bir şekilde betimlendiği diyor. Bu var mı peki? Bu da var. Bakın şurada olaylar canlı bir tablo halinde sunulmuş diyor bize. Biz buradan da D seçeneğini çıkarırız. Gerçekçi bir şekilde anlatıldığının göstergesidir. Bunu elemiş oluruz. Kişilerin sürekli bir yolculuk içinde olduğu anlatılmamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 33. soru bu parçada görsel şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle yaygınlaşan görsel şiir hareketi bazı araştırmacılar tarafından bir şiir şekli olarak değil apayrı bir sanat türü olarak kabul edilir. Görsel şiir, şiir kavramını sorgulanmasının yanı sıra şair sözcüğüyle ifade edilenin ne olduğu konusunda da sorgulayıcı bir rol oynar. Çağdaş şair artık şiir yazan biri değildir farklı yöntemler kullanarak şiir yapan bir eylemcidir. Şair, şiir tekniği üzerine düşünmeye başlar ve farklı tekniklerle geleneksel şiiri aşmaya çalışır. Söz konusu durum, görsel şiirin daha sonra eleştirilmesine yol açar. Bazılarınca görsel şiir, yazanların şiiri yapılan bir eylem olarak görmeleri şiirin duygu yönünü yok etmiştir, diyor. Seçeneklere baktığımızda ise farklı tartışma ve eleştirilere konu olduğu var mı arkadaşlar? Var. Bakın burada bazı araştırmacılar tarafından bir şiir şekli olarak değil apayrı bir sanat türü olarak kabul edilir demiş. Burada bunu çıkarabiliriz. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. Yerleşik kanılara çeşitli sorular yönelttiğine demiş. Bu var mı arkadaşlar? Bu da var. Bakın şiir kavramının sorgulanmasının yanı sıra şair sözcüyle ifade edilenin ne olduğu konusunda da sorgulayıcı bir rol oynar demiş. Biz buradan da arkadaşlar B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk sözün yerine resmi hareketi esas aldığı demiş. Peki bu nerede var? Bakın bazılarınca görsel şiir yazanların şiiri yapılan bir eylem olarak görmeleri şiirin duygu yönünü yok etmiştir derken buradan da bunu çıkarız arkadaşlar. C seçeneğini bunu da elemiş olduk. Evrensel bir dil anlayışına ulaşmaya çalıştığı demiş. Peki bu var mı? Bu bir dursun arkadaşlar. Klasik şiirden ayrılan anlatım biçimlerini kullandığı demiş. Bunu nerede görüyoruz? Bakın bunu da Şair şiir tekniği üzerine düşünmeye başlar ve farklı tekniklerle geleneksel şiir şiiri aşmaya çalışır demiş. Buradan da biz E seçeneğini çıkarmış oluruz. Geleneksel derken klasikten bahsediyor. Bunu da demiş olduk. Evrensel bir dil derken tüm insanlığa seslenebilen bir dilden bahsediyor. Paragrafın genelini okumuştuk. Buradan böyle bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bakalım. İnsanoğlu yaşamın zorlukları karşısında mücadele ederken kimi zaman bu mücadeleden galip çıkar ve heybesine başarıyı, mutluluğu, umudu, sevgiyi ekler. Kimi zaman da bu mücadeleden mağlup çıkarak yenilgiyle, umutsuzlukla, hüzünle tanışır ve bunları alır heybesine. Yaşamsal tecrübenin ortaya çıkardığı bu farklı duygular ve kaygılar bireyi anlatmaya, paylaşmaya ve duyurmaya sevk eder. Zira bireyin hayata ilişkin edinimlerini aktarması huzur telkin eder. Öykü yazarları da deneyimleriyle, gözlemleriyle dış dünyanın gerçeklerini yansıttıkları küçük küçük öyküler oluştururlar. Bu öyküler çoğu zaman bireyin duygularını, hayal dünyasını ve gözlemlerini en iyi yansıtan, duyumsatan yazılar haline gelir ifadelerinden. Yaşamın kazanma ve kaybetme barındırdığını çıkar mı arkadaşlar? Tabii ki çıkar. Bakın şuradan itibaren ele aldığımızda, buraya kadar olan kısımdan arkadaşlar bundan bahsediyor. A seçeneğini elemiş oluruz. Hayat deneyimleri sonucu ortaya çıkan durumların insanı ürün vermeye yönelttiği çıkar mı? Bu da çıkıyor arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren bu öyküler çoğu zaman bireyin duygularını, hayal dünyasını, gözlemlerini en iyi yansıtan, duyum satan yazılar haline gelir derken buradan ürün vermeye yönelttiğini görüyoruz. Buradan da B seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Yaşamsal kazanımları anlatmanın insanı mutlu ettiği çıkar mı? Bu da çıkıyor değerli arkadaşlar. Bakın şurada yer alan Zira bireyin hayata ilişkin edinimlerini aktarılması huzur telkin eder demiş. Huzur buluyor, insanı mutlu ediyor. O yüzden C seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Birikimlerini en iyi yansıtan kişilerin yazar olduğu demiş. Bu çıkıyor arkadaşlar. Bu bir dursun. Öykü yazarlarının öyküleri aracılığıyla yaşantılarını, tanıklıklarını anlattığı demiş. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın bunu da öykü yazarları da deneyimleriyle, gözlemleriyle dış dünyanın gerçeklerini yansıttıkları küçük küçük öyküler oluştururlar. Derken arkadaşlar buradan da biz E seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu denedik. Ama birikimlerini en iyi yansıtan kişilerin yazar olduğu ifadesi çıkmıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 35. soru buna göre roman anlatıcısı vatandaşın tespitinden hareketle bu paragrafın ana düşüncesinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir demiş. Roman anlatıcısı vatandaş kendi sınırlarını çizip diğer yazarlarla arasındaki farkları dile getirdiği gibi aynı zamanda önemli bir tespitte bulunuyor. Yapıt gelir her şeyin başında. Gerçekten yazarı ya da sanatçıyı ölümsüzlüğe ulaştıran, yaratmış olduğu yapıttır. Bazen sanatçı unutulsa da yapıtı yaşamaya devam eder. Anlatıcı bu konuda kendisini mağara duvarlarına insanlığın ilk yazısı sayılan o ilkel resimleri kazıyan ilk insana benzetir. Özgürce içinden geldiği gibi yaratıcı yalnızlığı içinde yazar tüm şiirlerini ve yazılarını asla ün peşinde koşmadığını, görünmeyen, tanınmayan, bilinmeyen ama eserleri pek çok kişi tarafından okunan bir yazar olmayı yeğlediğini belirtir içtenlikle ifadesinde. Arkadaşlar parçada bize ana düşünceyi sormuştu hatırlarsanız. Bakalım. Kalıcı yapıtların içtenlikle ortaya konan yapıtlar olduğu olmaz. Büyük yapıtların ortaya çıkmasının yazarın özgürlüğüne bağlı olduğu olmaz. Kalıcı ve ölümsüz olanın yapıt olduğu demiş. Bakın bu olabilir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Şuradan. Yapıt gelir her şeyin başında. Gerçekten yazarı ya da sanatçıyı ölümsüzlüğe ulaştıran, yaratmış olduğu yapıttır. Bazen sanatçı unutulsa da yapıtı yaşamaya devam eder. Anlatıcı bu konuda kendisini mağara duvarlarına insanlığın ilk yazısı sayılan o ilkel resimleri kazıyan ilk insana benzetir ifadesinden kalıcı ve ölümsüz olanın yapıt olduğunu çıkarabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. 36. Bu parçadaki altı çizili sözde anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. İçinden geldiği gibi ifadesini görüyoruz. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Doğal anlamına gelir. Hissettiği gibi anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. Bakın doğallık demiş. Dursun özgünlük olmaz, yoğunluk olmaz, etkileyici olmaz, yalınlık olmaz. Nedir arkadaşlar? Cevabımız doğallık olacaktı, içinden geldiği gibi olacaktı. Bunun içine doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 37. soru, bu parçadan hareketle ele alınan yazar ve öyküleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Parçamıza bakalım. Necip Tosun hem öykü üzerine yaptığı kurumsal çalışmalarla hem de yazdığı öykülerle bu alanda sağlam ve öncü bir kalem. Ansızın Hayat Onun 2014'te çıkardığı öykü kitabı. Eserdeki 13 öykü olaylardan çok durumlar üzerine kurulmuş. Yazar her bir kahramanı özel olarak ele alıyor. Kamerasını bir yalnızın odasına, balkonuna yahut ruhuna çeviriyor. Geçen zaman ansızın duruyor ve yazar kahramanlarıyla birlikte hayatı sorgulamaya başlıyor. Böylece her kahramanın iç dünyasının kapıları okura açılıyor. Ve herkesin hikayesi ayrı ayrı değer kazanıyor ifadelerinden. Öykü sanatı üzerine yazdığı teorik yazılarıyla bilinmektedir diyor. Bunu çıkarabilir miyiz arkadaşlar? Bunu tabii ki çıkarabiliriz. Bakın şurada hem öykü üzerine yaptığı kurumsal çalışmalarla hem de yazdığı öykülerle bu alanda sağlam bir kalem derken A seçeneğini çıkarırız. Teorik yazılar yazdığının göstergesidir. Bunu elemiş olduk. Ansız'ın Hayat yazarın son öykü kitabıdır demiş. Peki bu doğru mudur arkadaşlar? Bu bir dursun isterseniz. Öykülerde okuru saran olaylar dizisi öncelenmiştir diyor. Peki bu var mı arkadaşlar? Bakın bu da var. O da şuradan çıkar. Olaylardan çok durumlar üzerine kurulmuş derken arkadaşlar biz buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Yazar farklı sanat dallarından faydalanmıştır diyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın arkadaşlar bunu da buradan çıkarabiliriz D seçeneğini. Hem öykü yazıyor hem de kurumsal çalışmalarına ilgili yazılar kalem alıyor. Bundan dolayı. D seçeneğine indirmiş olduk. Öykülerde kahramanların yaşam karşısındaki ruhsal serüvenleri üzerine durulmuştur diyor. Peki bu nerede var? Bakın bu da böylece her kahramanın iç dünyasının kapıları okula açılıyor ve herkesin hikayesi ayrı ayrı değer kazanıyor derken buradan biz E seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da dedik. Geriye kalan B seçeneği nedir arkadaşlar? Doğru cevabımızdır. Çünkü yazarın son öyküsü olup olmadığından bahsetmiyor. Bunun içine doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 38. soru bu paragrafla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylemez diyor. Demin paragrafımızı okuduk arkadaşlar. Değerlendirme yapılmış mıdır? Evet arkadaşlar burada, burada değerlendirme yapılmıştır. Bunu eledik. Kanıtlanabilir yargılar söz konusudur demiş. Bu var mı? Bu da var. Bakın 2014 diye başlayan yerden itibaren onun çıkardığı öykü kitabı derken bu kanıtlanabilir. Dolayısıyla biz bunu denemiş olduk. Mecazlı söyleyişlere yer verilmiştir diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bakın o da sağlam ve öncü bir kalem demiş. Aynı zamanda hayatı sorgular demiş arkadaşlar. Kapıları okura açılıyor demiş. Dolayısıyla bunlar mecazlı sözlerdir. C seçeneğini denemiş olduk. Üslup cümleleri kullanılmıştır diyor. Bu bir dursun arkadaşlar. Öznel yargılara yer verilmiştir diyor. Sağlam kalem derken kime göre neye göre sağlam? Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu da soyunabilir. Ama üslup cümleleri kullanılmamıştır. Yani dil ile ilgili olan hiçbir şeyden bahsedilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 39. soru bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümlede yaygınlaşmış bir durumdan söz edilmiştir diyor. Bakalım yılbaşı denince dünyanın hemen her yerinde akla gelen belli başlı figürler semboller var artık derken arkadaşlar bakın dünyanın hemen her yerinde akla gelmesi yaygınlaştığının göstergesidir. Biri elemiş oldu. İkinci cümlede genel bir uyarıda bulunulmuştur diyor. Bakalım bu simgelerin kaynağı ve özellikle de neden ve nasıl yayıldıkları üzerinde düşünmek onları sorun sorgusu sualsiz hayatımızın bir parçası yapmamak önemli elbette derken uyarıda bulunuyor burada da. Bunları sorgusuz sualsiz hayatımızın bir parçası yapmamamız gerektiğinden bahsediyor. O yüzden 2 de doğrudur. Bunu da demiş olduk. Üçüncü cümlede yapılması gereken belirtilmiştir diyor. Bakalım bunun için de en iyi başlangıç noktası bu çok bilinen simgelerin hikayelerini öğrenmek olsa gerek ifadesinde arkadaşlar olsa gerek demiş. Görmüş olduğunuz gibi yapılması gereken bir durumdan bahsediyor. Bu da doğrudur. Bunu da oldu. olduk. Üçüncü cümlede kesinlik anlamı söz konusudur diyor. Peki olsa gerek demişti hatırlayın demin. O yüzden olsa gerek derse burada ne vardır arkadaşlar? İhtimal anlamı vardır. Kesinlik yoktur. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 40. soru. Bu parçada Noel Baba'ya ilişkin yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine ait bir bilgiye ulaşılamaz demiş. Ait olduğu dinsel inanç. Bu var mı arkadaşlar? Var. Hristiyan inancının bir azizi olduğu demiş. Buradan biz biri çıkarırız. Bunu elemiş olduk. Çocukluğunun geçtiği yer demiş arkadaşlar. Bu var mı parçada? Bu bir dursun. Yaygın bir özelliğinin çıkış noktası demiş. Peki bu var mı? Bakın arkadaşlar bu da var. Şuradan itibaren ele aldığımızda genel itibariyle bundan bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz buradan 3'ü de çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Uğradığı fiziksel saldırılar demiş. Arkadaşlar bu parçada uğradığı fiziksel saldırılardan bahsetmiş mi? Göremedik. Bu da bir dursun. Yaşamı boyunca gösterdiği çabalar demiş. Bu var mı arkadaşlar? Bu da var. Bakın şuradan itibaren alacak olursak hayatı boyunca zor durumdakilere yardım ettiği falan derken arkadaşlar biz buradan 5'i de çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Geriye kalan 2 ve 4 numaralı cümleler arkadaşlar çıkarılamaz. Bunun içinde doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.